Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 5. sınıf onaralı sayıları toplama çıkartma işlemini göreceğiz şimdi. Hemen videomuz başlasın. Evet, burada 3 maddemiz var. Bunları hızlıca okuyalım ve hemen örneklerle başlayacağız. Virgüller alt alta gelecek şekilde onaralı kesirler yazılır arkadaşlar. Sonra eksik basamaklar varsa 0 konulabilir. Doğal sayılar yaptığımız toplama işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen örnekten bakalım. 4,6 ile 3,8'i toplamış. Bakın onda birler basamağın altına onda birler gelmiş. Birler basamağın altına birler gelmiş. Virgüller alt alta gelmiş. Doğru. Hemen topluyoruz. 6, 8 daha 14. Elde var 1. 4, 3 daha 7. 1 de elde 8. Evet bu kadar. 2,685 ile 3,14'ü toplayalım. Bakın virgüller alt alta geldi. Birler basamağın altına birler basamağı. Onda birler basamağına onda birler geldi. Burada da iki tane sıfır koyduk boşluğa bakın. Sonra toplama yapıyoruz. 5 sıfır daha 5. 8 sıfır daha 8. 6 4 daha 10. Elde var 1. 2 3 daha 5. 1 de elde 6. Burada da mesela ne var? Tam kısım var görüyor musunuz? 10 tam. Buraya bakın ne yaptı? 2 sıfır koydu. Çünkü virgülden sonra burada 2 basamak var görüyor musunuz? 2,34. Bu şekilde... Bakın topluyor. 4, 3, virgül 6'a geldi. 0, 2, 2 yapar. 1, 12, virgül 34 bulundu. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bugün bol bol örnek yapacağız. Ben ikişer tane çözüp geçeceğim. Geri kalanları size ödev olarak bırakıyorum. Tamam mı? Ben karışık çözeceğim. Mesela buna bakalım. 8'i daha 15. Elde var. 1, virgül 6'a geldi. 4, 2 daha 6. 1 de elde 7. Mesela bu 8 tam görüyor musunuz? Buraya hemen 0'ını yazdık. 0, 1 daha 1. 8, 2 daha 10. Virgülümüzü de buraya yazdık. Hiçbir şey yoksa buraya 0 koyuyoruz. Buraya 0 koyuyoruz. İşleme devam ediyoruz. Bunlar da size ödev olsun. Siz yapın arkadaşlar. Kolay olduğu için geçiyoruz. Mesela böyle yan yana verildiği zaman ne yapacağız? Mesela şunu çözelim. 124,25. Bu da nedir? 2,4. Bak virgülü buraya yazdık. Hemen soluna 2, sağına 4'ü yazdık. Boşluğa da ne yapacağız? Buraya 0 koyacağız. Onu da mavi kalemle gösterelim. Topluyoruz. 5, 0 daha 5. 2, 4 daha 6. 4, 2 daha 6. 2 ve 1. Virgülleri de alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Bunları da siz yapın arkadaşlar. Kolay zaten. Hadi bir tane daha yapalım. Mesela şunu yapalım. 12,148 0,01 topluyoruz. Bakın virgüller alt alta geldi. Birler basamağın altına birler basamağı. Onda birler basamağın altına onda birler. Yüzde birlerin altına yüzde birler geldi. Toplayalım. Buraya 0 koyalım. 8, 4, 1 daha 5. 1,21. 12 tam binde 158 bulunur. Evet. Bu şekilde 3 tane olursa ne yapacağız? Hemen bakalım. Mesela şu soruyu çözelim. Arkadaşlar mesela bu 0,444. Bu 0,44. Bu da 0,4. Virgüller alt alta geldi gördünüz. Şimdi boşluklara da 0'ımızı koyalım. Buraya bir 0. Buraya 2 0 koyduk. Şimdi topluyoruz. 4 aşağı indi olduğu gibi. 4, 4 daha 8. 3 tane 4, 12 yapar. Elde var 1. 1'i de buraya veriyoruz. Virgül de alta geldi. Bu şekilde bulunur. Mesela bunu da çözelim. Bakın burada 3 tane sayı var. Görüyor musunuz? Bunları alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. 3,413. 2,4. Bu da 5. Görüyor musunuz? 5 tam. 5 virgül. Şimdi boşluklara ne yapalım? Sıfırlarımızı koyalım. Onu da farklı bir renkle kırmızıyla yapalım. 1, 2, 0 koyduk. 5 tam olduğu için burada bakın 3 tane sıfır koyarız böyle. Sıfırların bir değeri yok arkasına konulan sıfırların. O yüzden istediğin kadar koyabilirsin. Amaç boşluklar doldurulsun diye sıfır koyuyoruz. Evet topluyoruz. 3 aşağı indi. 1 aşağı indi. 4, 4 daha 8, virgül. 3, 2 daha 5, 5 daha 10 bulunur. Bu şekilde oldu. Geçiyoruz hemen. Geri kalanlar hepsi ödev size arkadaşlar. Onları kendiniz yapın. Benzer sorular. Buradan bir tane yapalım. Geri kalanı siz yapın. Hangisi yapalım?
Mesela bunu yapalım. Evet, buraya bir sıfırımızı koyduk. Görüyor musunuz? Boşluk ya. 4 aşağı indi olduğu gibi. Evet, 8'e neyi toplarsak 7 yapar. Arkadaşlar bu 17'dir büyük ihtimal. Çünkü 8'i geçtiğine göre. O zaman 9 ile 8'i toplarsak 17 yapar. Elde var 1. 1, 1 daha 2, 2, 5 daha 7 yapar. Doğru. 5 ile neyi toplarsak 9 eder. 5 ile 4'ü toplarsak 9 eder. Eldesi yok bu. Evet. Üçgenimiz 9, kutumuz 4 bulunur. Buna da bakalım hadi. Buraya bir 0 koyduk. Evet. 0 ile neyi toplarsak 1 eder. 0 ile 1'i toplarsak 1 eder. 6, 2 daha 8. 8, 2 daha ne yapar? 10. Elde var 1. 4, 1 daha 5. Demek ki yıldızımız 0'mış. Yuvarlak da 1'miş. Bu da size ödev olsun arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet. 4,53'ün 2,1000'de 158 fazlası kaçtır? Arkadaşlar fazlası diyorsa toplam yapacağız. Yani artı dememiş de fazlası demiş. Bu kadar basit. 2,158 4,53 bakın yazdık. Topluyoruz. Buraya ne yapıyoruz? Hemen sıfırımızı koyuyoruz. 8, 5, 3 daha 8, 1, 5 daha 6, 2, 4 daha 6, virgül. Bu kadar basit. Bu da size ödev arkadaşlar. Evet, şimdi biraz problem çözelim. Ahmet'in 2,14 TL'si vardır. Kerim ise Ahmet'ten 3,84 TL fazla parası vardır. Evet, hadi bunu bulalım. Kerim'in parasını. Kerim'in parası ne kadarmış? Ahmet'ten bu kadar. 3,84 fazlaymış. O zaman toplayalım. Evet, 4, 4 daha 8, 1, 8 daha 9, 2, 3 daha 5. 5,98 bu Kerim'in parası. Ayşe'nin ise Ahmet ile Kerim'in paraları toplamı kadar. Evet, Ayşe ne kadarmış arkadaşlar? Ona bakalım. Ayşe'ninki de. Bu Kerim'in de. Kerim artı Ahmet. Yani 5,98 ile 2,14'ü topluyoruz. Neyi buluyoruz? Ayşe'nin parasını buluyoruz. O zaman 4,8 daha ne yapar? 12 elde var 1. 9 1 daha 10. 1 de elde 11. Elde var 1. 5 2 daha 7. 1 de elde 8. Bana bu 3 kişinin paraları toplamını soruyor. Şimdi bu da bakın Ayşe'nin parasıydı. Yani 8,12 artı Kerem'in parası 5,98 artı Ahmet'in parası 2,14. Bu üçünü toplayacağız. 2, 8 daha 10, 4 daha 14 elde var 1. 1, 9 daha 10, 11. 1 de elde 12 elde var 1. 8, 2 daha 10, 5 daha 15, 1 de elde 16. 16,24 TL toplam paradır arkadaşlar. Hemen geçelim. Çıkartmaya geldik arkadaşlar. Çıkarma işleminde de mantık yine aynı. Virgüller alt alta gelecek. Boşluklara sıfır konulacak. Aynı toplama çıkarmada yaptığımız gibi işlemler yapılacak arkadaşlar. Bakın 6,9 ile 3,8'i ne yapmış? Çıkartmış. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazmış. Birler basamağın altına birler basamağı. 10'da birler basamağın altına 10'da birler basamağı. 9'dan 8 çıktı 1. 6'dan 3 çıktı 3. Bu kadar. Burada ne yapmış bakın? Boşluğa 0 koymuş. Normal çıkartma yapmış. 21 tam görüyor musunuz? 21,00 yazacak. 2,48. Şimdi çıkartma yapalım. 0'dan 8 çıkmaz. Buna bir 10'luk alacağız. Bunda da yok. Buna gittik. Bu buna verdi 10 oldu. Bu da buna verdi 10 oldu. Burası 9. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 9. 9'dan 4 çıktı 5. Burada 0 kaldı. Bir 10'luk aldı buradan. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 1 kaldı. O 1 de aşağı indi. Bunun gibi. 6,9 bakın bu. 4 çıkarılacak. Yani 4 tam. O zaman buraya bir 0 koyacağız. Virgüller alt alta gelecek ya. 9'dan 0 çıktı 9, 6'dan 4 çıktı 2, 2,9 bulunur. Örneklerden daha iyi anlayacağız. Bol bol örnek çözeceğiz arkadaşlar bugün. Çıkartma işlemi birkaç tanesini karışık yapalım. Geri kalan siz. Bakın mesela bunu yapalım. Buralarda ne var? Boşluk var. Görüyor musun? Buraya 0, 0 koyduk. Ne yapacağız? 0'dan 3 çıkmaz. Buna gittik, buna gittik. Bu buna verdi. 10'dan 3 çıktı 7. Burada kaldı 9 değil mi? 9'dan 4 çıktı 5. Burada kaldı 7. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. Virgül.
Burada 4 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Bu buna verdi. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. Burada kaldı 6. 6'nın 3 çıktı. 3. 38 tamam. 1857 bulunur. Buna bakalım. Buraya bir hemen sıfırımızı koyduk. Bak 7'den 0 çıktı. 7. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Burada kaldı 0. Bu da buna verdi. 10'dan 6 çıkarsa 4. Bak virgül hemen yazdık. Burada 1 kaldı. 14,77 bulunur. Bu ikisi de size ödev olsun arkadaşlar. Buraya 0 koy. İşleme devam et. Evet böyle olduğu zaman ne yapacağız? Bakalım birkaç tanesini yapalım. Mesela bunu yapalım. 48,25'ten 12'yi çıkartacağız. Bakın 12 tam olduğu için virgül koyuyoruz. Buraya 0, 0'ı biz koyuyoruz. Tamam mı? Çıkartalım. 5'ten 0 çıktı. 5. 2'den 0 çıktı. 2. Virgül. 8'den 2 çıktı. 6. 4'ten 1 çıktı. 3. Bakın. Eğer şöyle yapsaydınız. 48,25'te. Ben direkt 12'yi böyle çıkartayım deseydiniz. Bu soru yanlış olurdu. Haberiniz olsun. Tamam mı? Hemen bunu yapalım. Mesela 14,12'den 4,004 bak. 0 bunun altına, 0 bunun altına, 4 de boşluğa kaldı. Böyle çıkarmayı düzgünce yazmanız lazım. Yani bu 3 basamağı, bu 2 basamağın altına sıkıştırırsanız olmaz. Hemen şuraya sıfırımızı yazıyoruz. Şimdi 0'dan 4 çıkmaz. Buna geldi, komşuya geldik. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. Burada 1 kaldı. 1 aşağı iniyor. Sonra 1 aşağı iniyor. Virgül. 4'ten 4 çıktı. 0. 10 virgül. 116 bulunur. Bu ikisi de size ödev olsun arkadaşlar. Siz kendiniz uğraşın. Videoyu durduracaksınız. Çözüp devam edeceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Mantığını anladınız çünkü. Evet buna bakalım. Bakın bu 4 tam görüyor musunuz? O zaman 4 virgül 3 basamak olduğu için burada 3 tane 0 koyalım. 0 virgül 35'i çıkaracağız. 0 virgül 0,35. Evet. Şimdi 5'ten 0'dan 5 çıkmaz. Komşu ettik gittik. Buradan geri geldik. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Burada 9 kaldı arkadaşlar. 9'dan 3 çıkarsa 6. 9'dan 0 çıktı. 9. Burada kaldı 3. 3'ten 0 çıktı. 3. Buraya da virgülümüzü koyuyoruz. Unutmuyoruz. Bunu da yapalım hadi. 3,6 0 virgül bak şey, 3 basamak var burada. 0 0 3. Şimdi o boşluklara da ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya 2 sıfırımızı koyalım ve çıkartalım. Evet, 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittik, geldik buradan. 10'dan 3 çıkarsa 7. Burada kaldı 9. 9'dan 0 çıktı. 9. Burada kaldı 5. 5'ten 0 çıktı. 5. Burada 3'ten 0 çıktı. 3 virgülümüzü yazıyoruz. Bunlar da size ödev olsun. Hadi şunu yapalım. 8 nedir? 8,0'dır. Unutma 8 tam ya. 8,0. 2,4'ü çıkarıyoruz. Buradan 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. Burada kaldı 7. 7'den 2 çıktı. 5. 5,6'ymış arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Evet. Burada bakın parantez içinde var. İşlemler var. Önce parantez içini yapıyoruz. Toplama ise çıkartma ise yapıyoruz. En son dışarıdakini yapıyoruz. Tamam mı? Hadi bunu yapalım. Bunu da size ödev vereyim. 8,8'den 0,88'i çıkaracağız bakın. 0,88'i çıkaracağız. Evet buraya bakın sıkıştırmıyoruz. İki basamak olduğu için ayrı ayrı yazdık. Buraya da sıfırımızı yazalım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 10'dan 8 çıktı. 2 kalır. Burada kaldı 7. Buradan bir aldık. 17'den 8 çıkarsa 9 kalır. Virgül. Burada ne kaldı? 7 kaldı. 7,92. Şimdi bu bulduğumuz sonucu bununla toplayacağız tamam mı? 7,92 0,888. Bakın şöyle ayrı ayrı yazdık ve topluyoruz. Buraya ne yapacağız? 0 yazacağız değil mi? Yazalım sıfırımızı buraya. Güzel. 0, 8 daha 8. 2, 8 daha 10. Elde var 1. 9'a 1 verdik. 10 oldu. 8 daha 18. Elde var 1. 7, 1 daha 8,808 bulunur. Bundan mantığı aynı. Bu ikisini topla. Bulduğun sonucu bundan çıkar. Bu da size ödev olsun. Evet, şimdi geldik bu soruya. Üçgenden 5 çıkmış, 4 kalmış arkadaşlar. Bakın 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. O zaman üçgenimiz 9'dur.
Evet. Burada 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gideriz. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. O zaman kutumuz 9'dur. Burada 6 kaldı. Bakın 6'dan 1 çıktı. 5, 1. Aynen bulundu. Bunu da yapalım. Buraya bir 0 yazıyoruz. 4'ten 0 çıktı. 4. 8'den 1 çıkarsa 7 kalır. O zaman burası 8 bulunur üçgenimiz. Evet, 6'dan 4 çıktı 2. 9'dan 2 çıkarsa ne kalır? 7. O zaman burası da 2. Bu da size ödev olsun arkadaşlar. Evet, 4'ün 1.25 eksiği kaçtır? Yani bana 4'ten 1.25'i çıkar diyor arkadaşlar. Eksiğini bulacağız. Bakın 4 tam olduğu için 0 sıfırımızı unutmuyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Buna gittik. Bu buradan buraya geldi. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 9'dan 2 çıktı. 7 kalır. Çünkü burada 9 kalmıştı. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 1 çıktı. 2 kalır. 1 günümüzü koyuyoruz. 25,24'ün 1.1789 eksiği. Yani 25,24'ü yazıyoruz. 1 virgül. Bakın birler basamağın altına birler basamağa gelecek. 789. Bakın her basamağın altına birer tane gelecek. Unutmuyoruz. Buraya da bir sıfır koyalım. Evet. Komşuya gitti. 10'dan 9 çıkarsa ne kalır? 1. Burada kaldı 3. Bu buna geldi. 13'ten 8 çıkarsa ne kalır? 5. Burada 1 kaldı. Bu komşuya gitti yine aldı. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. Virgül. Burada kaldı 4. 4'ten 1 çıktı. 3. Burada 2 kaldı. 23'ten 451 bulunur. 2,8 ile ben neyi toplarsam 6,4 bulurum. Yani bu küçük bir sayı arkadaşlar. Yani 2 ile düşünün. 2 ile 4'ü toplarsan 6 mı eder? Hemen hemen bunun gibi düşün. O zaman 6,4'ten 2,8'i çıkarırsak üçgeni buluruz. Ters işlem yapıyoruz yani. 6,4, 2,8'i çıkarıyoruz. 14'ten buna vereceğiz ya. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı, 6 kalır. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3. 3,6. Demek ki burası 3,6'ymış. 3,6 ile 2,8'i toplarsak 6,4 buluruz. Evet. Bir de buradan çıkartma yapalım. Ben neyden 4'ü çıkarırsam 5 kalır. Yani büyük bir sayı demek ki 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır değil mi? Bunun gibi. O zaman ben bu ikisini toplarsam bu büyük sayıyı bulurum değil mi? O zaman çıkarmanın da tersi toplam olduğu için 5,07 ile 4,003'ü ne yapacağız? Toplayacağız. Buraya bir 0 koyalım. 3, 7, 0,9. 9'dan 1000'de 73'müş arkadaşlar burası da. Evet. 9 tamdan işte bu 4 tamı çıkarırsak 5 tam bulunur. Ters işlem yaptık. Bu ikisi de size ödev olsun arkadaşlar. Evet, problem çözelim. Ahmet 36,1 kilogram ağırlığındadır. Onur'un ağırlığı Ahmet'in ağırlığından 4,25 kilogram daha azdır. Buna göre Ahmet ile Onur'un ağırlıkları toplamını bulunuz. Önce Onur'un ağırlığını bir bulalım. Onur ne kadarmış arkadaşlar? Ahmet'ten biraz daha az. 36,1'den 4,25'i çıkaracağız. Bu kadar azmış. O zaman buraya bir 0 koyuyoruz. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. Buraya verdi. Burada 0 kaldı. 0'dan 2 çıkmaz. Buna geldi. 10'dan 2 çıktı. 8 kalır. Virgül. Burada 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1. 31,85. Bu Onur'un ağırlığı. Şimdi Onur'la da Ahmet'in toplamını soruyor. Yani 31,85 ile Ahmet de 36,1'di. Bu ikisini toplayalım. 5, 0 daha 5, 8, 1 daha 9, 1, 6 daha 7, 3, 3 daha 6. 67,95 kilogramda nedir bu? Toplam ağırlık arkadaşlar. Yani şimdi geldik bu soruya. 485 tam %64 ondalık kesirinde. Ondalık onlar basamağındaki rakam ile %1'ler basamağındaki rakam yer değiştirdiğinde bu iki sayı arasındaki farkı bulunur. Önce sayımız 485,64. Bu. Kimle kim yer değişecek? Hemen onları renkli kalemle yazalım şöyle. Onlar basamağı burası. %1'ler basamağı da burası. Bu ikisi yer değiştirecek. Evet. Ne olacak? 4 buraya gelecek. 8 de buraya gelecek. O zaman 4. 4 buraya geldi. 4 oldu. 5 virgül 6. 8 de buraya gelecek. 8. Şimdi arasındaki fark dediği için bu daha büyük.
Evet, büyükten küçük çıkaracak. O zaman şuraya 485'i buraya yazalım. Virgül 64. Yani ilk sayıyı üste yazdık. Sonraki sayı küçük olduğu için alta yazdık. Şimdi çıkartalım. Evet, 4'ten 8 çıkmıyor. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Burada kaldı 5. Bu buna verir. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. Virgül. Burada 4 kaldı. 14'ten 5 çıkarsa ne kalır? 9 kalır. Burada ne kaldı? 7. 7'den 4 çıktı. 3. 0. 39 tam %96 bulunuyor arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet, şimdi geldik bu soruya. Toptancı Ali amcanın 50'şer kilogramlık 2 çuval şekeri vardır. Şekerlerin önce 25,5 kilogramını sonra da 67,250 kilogramını satmıştır. Buna göre Ali amcanın elinde kalan şeker miktarı bulunuz. Önce elimizde ne kadar şeker var onu bir bulalım. Arkadaşlar 50 çarpı 2 dersek 100 kilogram şeker var. Neden 2 ile çarptık? Çünkü 2 çuval var diyor. Bu elimizdeki şeker. Satılanları bir bulalım. 25,5 bir satılmış. Sonra da 67,250 kilogram bir satılmış. Bunları toplayalım. Satılan miktarı şöyle toplayalım. 0, 5, 7, virgül. 7, 5 daha 12 elde var 1. 2 altta 8, 1 elde 9. 92 kilogram 750 gram. Öyle diyelim ya da toplam şöyle kilogram yazabiliriz. Şimdi tamamı 100 kilogramdı. Bunu çıkaracağız arkadaşlar. 92,750 yazalım. Şimdi çıkarıyoruz 0. Bakın bu onluk verdik buraya. Ondan 5 çıktı 5. Burada kaldı 9. 9'dan 7 çıktı 2. Bakın virgüler alt alta geldi. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 9 çıktı 0 0. Bunları yazmamıza gerek yok. 7 kilogram 250 gram ne kaldı? Şeker elimizde kalır. Kalan şeker. Evet arkadaşlar burada konumuz bitti. Ondalık sayılarla toplama çıkartma işleminde bakın bayağı bir soru çözdük. Konuyu kavramışsınızdır umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.